Tonguç Kampüs sayısal kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. TYT kampımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlerle 10. sınıfında ilk konusu olan kimyanın temel kanunlarını işleyeceğiz. O halde dersimize başlayalım. Kimyanın temel kanunları dendiğinde aklımıza hemen 3 kanun gelecek arkadaşlar. Bunlar Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu ve katlı oranlar kanunu. Bu üç kanunu bilmek bizim için yeterli olacaktır. İlk olarak kütlenin korunumu kanununa bakalım. Antoine Lavoisier kütlenin korunumu kanunu bulmuştur. Bildiğiniz gibi Lavoisier, modern kimyanın öncüsüdür. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı tepkimede oluşan maddelerin kütleleri toplamına daima eşittir demiştir arkadaşlar. Bunu yapmış olduğu deneyle de ispatlamıştır. Lavoisier'in yapmış olduğu deneyde bir behere kalay bir miktar kalay eklemiş ve ağzını kapattığında bu behirin içerisinde kalay ve oksijen gazı olduğunu söylemiştir ve bunun tartarak ölçüsünü almıştır. Daha sonra bu kalayı ısıtıp kalay 2 okside çevirdiğinde bu tepkime sonucunda elde ettiği kalay 2 oksit ve beheri tarttığında ilk tartımla aynı sonuca ulaştığını görmüştür. Böylelikle lavizi kütlenin bir tepkime de korunduğunu keşfetmiştir. A artı B ok C şeklinde bir tepkimemiz olsun arkadaşlar. Lavezzi'nin dediği gibi kimyasal bir tepkimede tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı ile tepkime sonunda oluşan maddelerin kütleleri toplamı birbirine eşit olacaktır. Burada tepkimeye giren maddelerimiz A ve B, tepkimede oluşan maddemiz ise C'dir. O halde A ve B'nin toplamı M1 ise C'nin M2 ise M1 M2'ye eşit olmak zorundadır. Örneğimize baktığımızda X artı Y Z artı Q artı W oluşturmaktadır. X'ten 32 gram, Y'den 5 gramdır. Dolayısıyla tepkimeye giren toplam maddemiz 37 gram olacaktır. Tepkime sonunda da 37 gram madde olması gerekir. 21 gram Z, 9 gram Q vardır. Toplam 30 gramdır. O zaman W'nun da 7 gram olması gerekir diyoruz. Çünkü tepkimeye giren maddelerle ürünlerin kütleleri toplamı birbirine eşit olmak zorundadır. Diğer bir sorumuza baktığımızda kapalı bir kapta tepkimesi gerçekleşmektedir. Tepkime sonunda yargılanan hangisi doğrudur diyor. Şimdi tepkimeye baktığımızda demir katısı oksijen gazıyla tepkimeye giriyor ve demir 3 oksit oluşturuyor arkadaşlar. Katı kütlesi azalmıştır diyor. Biz biliyoruz ki bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı ile oluşan maddenin kütleleri toplamı eşit olmak zorunda. Katı kütlesini başlangıçta sadece demir oluştururken son durumda katı kütlesini demir 3 oksit oluşturmaktadır. Burada demir 3 oksitin kütlesi demirin kütlesinden daha fazladır. Çünkü işin içine oksijen de girmiştir arkadaşlar. Oksijen gaz halde olduğunu gözden kaçırmayalım. O halde katı kütlesi başlangıca göre artmıştır. Bu ifade yanlıştır. Toplam kütle azalmıştır diyor. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle her zaman korunur. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. Gaz kütlesi azalmıştır. Girenlerde oksijen gaz şeklindeyken ürünlerde artık maddenin gaz halinden hiçbir madde yok. Dolayısıyla gaz kütlesi azalmıştır ifadesi doğrudur. Cevabımız yalnız 3 yani C seçeneği olacaktır. Sabit hacimli bir kapta tepkimesi gerçekleşmektedir. Tepkime sonunda çizilen grafiklerden hangileri doğru olabilir demiş. Tepkimeye baktığımızda potasyum klorat katısı potasyum klorür katısına ve oksijen gazına ayrışmaktadır. Burada maddelerin fiziksel halleri bizim için son derece önemlidir. Baktığımızda katı, katı ve gaz şeklindedir. Girenlerdeki madde sadece katıyken ürünlerdeki maddeler katı ve gazdır. Dolayısıyla katı kütlesinin zamanla azaldığını, gaz kütlesinin de zamanla arttığını görebiliyoruz. Grafiklere baktığımızda toplam kütle demiş arkadaşlar. Zamanla artar demiş. Toplam kütle her zaman kimyasal tepkimelerde korunur. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlıştır. Gaz kütlesi zamanla azalır demiş. Başlangıçta hiç gaz yok. Oysa ki burada bir gaz kütlesi verilmiş. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. Katı kütlesi zamanla azalmıştır demiş. Katı kütlesine baktığımızda başlangıçta potasyum klorat katı oluşturuyordu. Diyelim ki 100 gram. Daha sonra Potasyum klorüre yani 100 gramdan daha aşağı bir grama düştü. Dolayısıyla başlangıca göre katı kütlesi azalmıştır. Üçüncü öncü doğrudur arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız yalnız 3 yani C seçeneği olacaktır. Kimyanın temel kanunlarından diğer bir kanun olan sabit oranlar kanunu Joseph Proust tarafından ortaya atılmıştır. Joseph Proust bir birleşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında her zaman sabit bir oranın olacağını söylemiştir arkadaşlar. Bu bileşikte karbondioksiti görüyoruz. 12 gram karbon 32 gram oksijenle birleşir ve kütlenin korunumu kanunu gereği 44 gram karbondioksit oluşacaktır. Burada sabit oranı bulurken şunu yapıyoruz. Karbonun kütlesi 12 gram. Oksijenin kütlesi 32 gram ve bunları en sade şekilde sadeleştiriyoruz. 12 ve 32 her ikisi de 4'e bölünür. 12'yi 4'e böldüm 3. 32'yi 4'e böldüm 8. İşte karbondioksit bileşiğinde Karbon ve oksijen arasındaki sabit oran 3/8'dir. Bu 3/8'in anlamı şudur. Karbondioksit bileşiğini oluşturmak istiyorsanız her 3 gram karbon için 8 gram oksijene ihtiyacınız vardır arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. Karbondioksit bileşiğini oluşturmak istiyorsanız her 3 gram karbon için 8 gram oksijene ihtiyacınız vardır. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor bileşiği oluşturmak için kullanılan miktarlar değişse de kütlece birleşme oranı yani sabit oran değişmeyecektir. Birinci durumda 12 gram karbonla 32 gram oksijen kullandık. Aradaki kütlece birleşme oranına beraber bakalım. Karbon 12, oksijen 32. En sade şeklinde yazdığımızda 3 bölü 8 olduğunu göreceğiz. Eğer ben kütleleri farklı alırsam karbon ve oksijen diyorum yine ikinci durumda 24 gram karbon ve 64 gram oksijen alırsam yine sadeleşme işlemi yapıyorum. Her ikisi de 8'e bölünüyor. 3 bölü 8 oranını buluyorum. Gördüğünüz gibi miktarlar değişse dahi karbonla oksijen arasındaki sabit oran yani kütlece birleşme oranı değişmeyecektir. Burada arkadaşlar şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Karbon miktarını 2 kat arttırdığımda 2 kat diyelim. Oksijen miktarında 2 kat arttığına dikkat edelim. Ya da oksijen miktarı 4'te 1'ine düştüğünde 1 bölü 4 karbon miktarında 1 bölü 4'e düştüğünü görebiliriz. Peki hocam kütlece birleşme oranını nasıl bulabiliriz? Eğer bize birleşin formülü ve atom kütlesi verilirse kütlece birleşme oranı rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Örneğin bakır bir oksite bakalım arkadaşlar. Bakır bir oksitte bakır ve oksijen arasındaki kütlece birleşme oranını bulacağız. Burada bakır. Kaç tane? 2 tane. Bakırın atom kütlesi kaç? 64. 2 çarpı 64 diyorum. Bölü. Oksijen kaç tane? 1 tane. Kütlesi 16. Sadeleştirme işlemimizi yapıyoruz. Burada 4 kaldı. İkisi arasında kütlece birleşme oranı 8 bölü 1. Diazot monoksit birleşiğine bakalım. Bu birleşikte 2 tane azot var. 1 tane azot 14. 2 çarpı 14 diyorum. 1 tane oksijen var. 1 kere 16. 16 diyorum. Yani burası 28 bölü 16 diyorum. Her ikisi de arkadaşlar 4'e bölünür. 4'e böldüğümde 7 bölü 4 şeklinde kütlece birleşme oranı bulurum. Bu şu demek. Diazot monoksit birleşiğini oluşturmak istiyorsanız her 7 gram azot için 4 gram oksijene ihtiyacınız vardır demektir. Sorumuza baktığımızda XY3 bileşinde elementlerin kütlece birleşme oranı 2 bölü 9'dur. Buna göre 27 gram y kullanılarak en fazla kaç gram x y 3 birleşiği elde edilir diyor arkadaşlar. Şimdi bakın x artı y neyi oluşturacak bize x y 3. Yani hocam burada y'lere eşitleyelim falan bunlara hiç gerek yok arkadaşlar. Ben şunu biliyorum x y 3 birleşiği için kütlece birleşme oranı 2 bölü 9. Yani her 2 gram x için 9 gram neye ihtiyacım var y'yi. 2 ile 9'u birleştirildiğinde kütlenin korunumu kanunu gereği 11 gramda ne oluşacaktır? x, y, 3 birleşiği oluşacaktır. Diyor ki 27 gram y kullanmak istiyorum. Bakın 27 gram y kullanıyorsanız bunun 3 katını alıyorsunuz demektir. O zaman buradaki bütün maddelerin 3 katını almak zorundayız. 2'nin 3 katını alıyoruz. 2 kere 3 6. 11'in 3 katını alıyoruz. 3 kere 11 33 şeklinde olacaktır. En fazla kaç gram x, y, 3 oluşur demiş. En fazla 33 gram x, y, 3 oluşur diyoruz. Yani doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. X ve Y'den oluşan iki birleşikten X2Y3'te elementlerin kütlece birleşme oranı MX bölü MY 5 bölü 6'dır. Buna göre XY birleşiğinde 18 gram elde etmek için en az kaç gram X ve Y gereklidir. Arkadaşlar yapacağımız işlem çok basit. Biz şunu söylemiştik. Atomların atom bileşikteki atomların kütlesini biliyorsak ve formülü biliyorsak aslında biz kütlece birleşme oranını bulabiliyorduk. Nasıl buluyorduk? 2 tane x diyorduk. 3 tane y diyorduk. Burada x ve y'nin atom kütlelerini yerine yazıyorduk ve kütlece birleşme oranını buluyorduk. Ancak bize zaten soruda kütlece birleşme oranını vermiş. 5 bölü 6. O zaman ben burada x ve y'nin atom kütlelerini oranlayabilirim. Bu oranı x ve y'nin oluşturduğu bütün bileşiklerde de kullanabiliriz arkadaşlar. Burada işlemimizi yapalım. Sadeleştirme işlemini yapalım. Burası 2 kaldı. 2 kere 2 4. O zaman x bölü y 5 bölü 4 olacaktır. X ve Y'nin oluşturduğu bütün birleşiklerde 5 bölü 4'ü atom kütlesi oranı olarak kullanabilirim. X-Y birleşiğinde bir tane X bir tane Y olduğuna göre ben burada kütlece birleşme oranı 5 bölü 4 şeklinde kullanabilirim. Yani X artı Y X-Y birleşiğini oluşturacaksa 5 gram X 4 gram Y şeklinde toplam 9 gram X-Y birleşiği olacaktır. Benden 18 gram X-Y oluşturmamı istiyor. Yani bunun iki katı o zaman buradaki maddelerin de 2'şer katını ne yapacağım arkadaşlar? almış olacağım. 5'in 2 katını alıyorum 10 gram. 4'ün 2 katını alıyorum 8 gram. O zaman bana kaçar gram kullanmam gerektiğini sormuş. 10 gram x 8 gram y. Yani doğru cevap D seçeneği olacaktır diyoruz. Bir miktar kalsiyum ve 16 gram oksijenin tepkimeye girmesi sonucu bir miktar oksijen artmıştır diyor. Artan madde olmaması için 1,4 gram kalsiyum eklenmesi gerekmektedir. Oluşan birleşik kalsiyum oksittir. Bunu arkadaşlar ben daha sonra elimle yazdım. Yani onu da sizlerde çıktı alırken elinize yazmayı unutmayın. Buna göre başlangıçta alınan kalsiyum kaç gramdır? Ben şunu biliyorum. Kalsiyumun kütlece birleşme oranını oksijene bulabilirim. Nasıl bulurum? Bir tane kalsiyum var 40 gram. Bir tane oksijen var 16 gram. Sadeleştirelim. Her ikisi de 8 ile sadeleşir. 5 bölü e, ee, 2 şeklinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Sadeleştirmemizi yazıyoruz. Bu ne demek? Kalsiyum ve oksijenden oluşan kalsiyum oksit bileşini oluşturmak istiyorsanız her 5 gram kalsiy kalsiyum için 2 gram oksijene ihtiyacınız var. Bizim elimizde 16 gram oksijen tepkimeye girmek istiyoruz. Kaç katı? 8 katı. 8 katı diyoruz. 8 katı. O zaman bunun 8 katı da neye ihtiyacım var? Kalsiyuma ihtiyacım var. 8 kere 5 40. Ancak bana soruda demiş ki bir miktar kalsiyumu aldım ama Artan madde olmaması için 1,4 gram daha eklemem gerekiyor. Yani toplam 40 gram olması gerekiyor. Ancak benim aldığım 1,4 gram daha eksi. Yani 40 eksi 1,4 benim başlangıçta almış olduğum kalsiyum miktarı olacak. O da 38,6 gram olacaktır. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Bu birleşikte de anlaşacağ, anlaşacağınız gibi arkadaşlar kütlece birleşme oranında bir bileşiği oluştururken elementlerden kaçar gram almamız gerektiğini bizim bulmamızı istiyor. X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikten birinci bileşikte 18 gram X ve 16 gram Y artansız tepkimeye girmiştir. İkinci bileşikte ise 12 gram X 28 gram Y artansız tepkimeye girmiştir. Birinci bileşiğin formülü X3Y4 olduğuna göre İkinci birleşiğin formülü ne olabilir? Yapacağımız işlem çok basit. Önce bir tablo oluşturuyoruz. Bakın birinci bileşik, ikinci bileşik. Birinci bileşikte x, birinci bile, ikinci bileşikte birinci bileşikte y, ikinci bileşikte x, ikinci bileşikte y ve formül diyoruz arkadaşlar. Şimdi verilen değerleri yerlerine yazalım. Bakın birinci bileşikte 18 gram x var. Birinci bileşikte 16 gram y var. İkinci bileşikte 12 gram x var. İkinci birleşikte 28 gram Y var. Birinci birleşiğin formülü. Birinci birleşiğin formülü X3Y4. İkinci birleşiğin formülünü bilmiyorum. O zaman burada X, A, Y, B diyebilir miyiz? Tabii ki deriz. Hiçbir sıkıntı yok. Biz şunu biliyoruz. X ve Y'nin eğer ben atom kütlelerini bilseydim 3 tane X bölü 4 tane Y bana kütlece birleşme oranını verecekti. E zaten kütlece birleşme oranını ben biliyorum. 18 gram X, 16 gram Y. O zaman X, Y'nin atom kütleleri oranını bulabilirim. Ve bu oranı X, Y'nin oluşturduğu bütün bileşiklerde kullanabilirim. Hemen buradan işlemimizi yapalım. Bakın 3 ile 18 sadeleşti 6. 4 ile 16 sadeleşti 4. Yani burada x bölü y oranı 6 bölü 4 olarak kullanabilirsiniz. Bu oran x ve y'nin oluşturduğu bütün bileşiklerde kullanılabilir. İkinci bileşiğimize baktığımızda A tane X var. B tane Y var. Kütlece birleşme oranı zaten belli. 12 bölü 28. X bölü Y yerine 6 bölü 4 yazabilirim. O zaman A çarpı 6 bölü B çarpı 4 eşittir 12 bölü 28 diyorum. 4 ile 28'i sadeleştirdim 7. 6 ile 12'yi sadeleştirdim 2. O zaman A bölü B'ye 2 bölü 7 diyorum arkadaşlar. 2 bölü 7 dediğimde ne olacak burası? x2 y7 şeklinde olacak. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacaktır diyoruz. X2 y bileşiği elde etmek için kullanılan x ve y kütlelerinin değişimi yandaki grafikte verilmiştir diyor. Buna göre ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? Arkadaşlar baktığımızda grafiğimize y'den 8 gram aldığımda x'ten 6 gram alıyorum. Bakın ya da Y'den 16 gram aldığımda X'ten 12 gram alıyorum. Y'den 20 gram alıyorum ama artık ortamda X olmadığı için X'ten almıyorum ve Y ne olmuş oluyor? Aslında bir nevi artmış oluyor. Çünkü ne kadar Y kullanırsam kullanayım artık X olmadığı için ortamda Y sadece tek başına ortamda kalmış oluyor. Diyor ki Y'nin kütleci %20'si artmıştır. Bakın Y'den 20 gram aldım ama 16 gramını kullandım. Yani 4 gram arttı. 20 gramda 4 gram artıyorsa yüzde kaç artar diyorum. İçler dışlar çarpımı yaptığımda buradan arkadaşlar 400 bölü 20'den kütlece yüzde 20'sinin arttığını tespit ediyorum. Artan madde olmaması için 3 gram x eklenmelidir. Bakın x bölü y kütlece birleşme oranı belli. 6 bölü 8. Sadeleştirdiğimde 3 bölü 4. Bu ne demekti? Her 3 gram x için 4 gram Y'ye ihtiyacım var. E 4 gram Y arttığına göre 3 gram daha X kullanırsam bu artan Y'yi de harcayabilirim. Dolayısıyla 3 gram X eklenmelidir ifadesi de doğrudur. 14 gram X2 Y oluşmuştur. Baktığımızda 16 gram Y kullanıldı. 12 gram da X kullanıldı. Toplam oluşan madde ikisinin toplamı kadardır. 16 artı 12'den 28 gram ne oluşmuştur arkadaşlar? X, 2, Y birleşiği oluşmuştur. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Cevabımız 1, 2 yani C seçeneği olacaktır diyoruz. Kalsiyum sülfür birleşiğinde eşit miktarda kalsiyum ve kükürdün tam verimli tepkimesi sonucu artan madde olmaması için 7,5 gram kalsiyum eklenmesi gerekir. Buna göre başlangıçta kaç gram madde vardır? Şimdi arkadaşlar öncelikle biz kalsiyum ve kükürdün kütlece birleşme oranını bulalım. M kalsiyum bölü M kükürt diyorum. Kalsiyum sülfür birleşiğinde kalsiyumun mol kütlesi 40. Bir tane. Kükürdün 32. Bir tane. Sadeleştiriyorum. Her ikisi de 8'e bölünür. 5 bölü 4 şeklinde. Bu ne demek? Kalsiyum sülfür birleşiğini oluşturmak istiyorsanız her 5 gram kalsiyum için 4 gram kükürde ihtiyacınız var. Toplamda 9 gram kalsiyum sülfür oluşur. Eğer ben bunlardan eşit miktarda alırsam, diyelim ki her ikisinden de 5'er gram alayım. 5'er gram aldığımda bakın kalsiyum tamamen biter. Kükürtte ise arkadaşlar 1 gram artacaktır. Ben bu 1 gramı tekrardan harcamak için ne kadar kalsiyum kullanmam gerekir? Bunu bulabilirim. Dikkat ederseniz arkadaşlar 4'te 1'i. O zaman 5'inde 4'te 1'ini alıyoruz. 1 virgül 25 gram kalsiyum kullanırsam bu kükürtü ne yapabilirim? Harcayabilirim. Benim 7,5 gram kalsiyum eklemem gerekiyormuş. Artan madde olmaması için. Başlangıçta 10 gram madde aldığımda ne kadar kalsiyum eklemiştim? 1,25 gram kalsiyum eklemiştim ki artan madde olmaması için. E 7,5 gram kalsiyum eklemem gerekiyorsa başlangıçta ne kadar madde almam gerekir? İşler dışlar çarpım yapacağız. 7,5 çarpı 10 bölü 1,25 diyorum benim sorumun cevabı olacak. 7,5 1,25'in arkadaşlar 6 katı 6 kere 10 buradan sonucu 60 olarak bulmuş oluruz. Demek ki başlangıçta 30 gram kalsiyum 30 gram kükürt almış olmam lazım ki yani toplam 60 gram benim artan madde olmaması için 7,5 gram kalsiyum eklemem gerektiği ortaya çıksın. Kimyanın temel kanunlarından katlı oranlar kanunu ise John Dalton bulmuştur arkadaşlar. İki element demi, demiştir ki iki element birden fazla birleşik oluşturuyorsa elementlerden birinin sabit miktarı ile diğer elementin değişen miktarları arasında basit ve tam sayılarla ifade edilen bir oran var demiştir. Bakın iki element birden fazla birleşik oluşturması gerekiyor. Örneğimize bakalım. Karbon monoksit, karbon dioksit. Aynı miktar karbon ile birleşen oksijenler arasındaki Katlı oranı sormuş. Bakın karbon monoksit ve karbondioksiti dioksiti alt alta yazdım. Aynı miktar karbon diyor. Yani karbonların sayılarını eşitliyoruz. Bir tane bir tane eşit. O zaman oksijenler arasındaki katlı oranı bulabiliriz. Oksijenler arasındaki katlı oranı bakın burada 1 yazıyor. Burada 2 1 bölü 2 şeklinde olacaktır. Peki hocam ilk karbon monoksiti neden aldınız? Yani bu zorunluluk değil. Bu katlı oran 1 bölü 2 de olabilir. Bunun tam tersi arkadaşlar 2 bölü 1 de olabilir. Soru da şöyle sorarsa birinci bileşiğin birinci bileşteki oksijenin ikinci bileşteki oksijene katlı oranı sorarsa cevap 1 bölü 2 olur. Ama bunu sormadığı için her ikisi de doğru kabul edilebilir diyoruz. Peki hocam her bileşik çiftinde katlı oran var mıdır? Hayır arkadaşlar bütün bileşik çiftlerinde katlı oran yoktur. Katlı oranın uygulanabilmesi için iki basit kural vardır. Bunlardan birincisi bileşiklerin aynı iki elementten oluşmasıdır. İkincisi ise bileşiklerin basit formüllerinin farklı olması gerekir. Nasıl yani? Şimdi örneklere bakalım. Örneğimize baktığımızda 1, 2, 3 elementten oluşuyor bileşik. Biz ne demiştik? Aynı iki elementten oluşması lazım. Dolayısıyla katlı oran burada ne yapılamaz? Uygulanamaz diyoruz. İkinci bileşiğimize bakalım. 1, 2, 1, 2. Aynı element. Karbon, hidrojen, karbon, hidrojen. İlk maddeye uyuyor. İkinci madde basit formülleri farklı olacak. Şimdi basit formüllerinin farklı olması için aralarındaki orana bakalım. 3 bölü 6, sadeleştirdim. 1 bölü 2. E buraya bakalım. 4 bölü 8, sadeleştirdim. 1 bölü 2. Gördüğünüz gibi oranlar aynı. O zaman yine katlı oran uygulanamaz diyoruz arkadaşlar. Üçüncü örneğimize baktığımızda azot oksijen, azot oksijen, aynı iki element. Aralarındaki basit formüle bakalım. 2 bölü 1, 1 bölü 2. Gördüğünüz gibi birbirinden farklı o zaman uygulanabilir diyoruz. Yani bu iki kurala uyuyorsa katlı oran vardır. Uymuyorsa bunlardan birine dahi uymuyorsa katlı oran yoktur diyoruz. Yukarıdaki bileşik çiftlerinden kaç tanesine katlı oranlar kanunu uygulanır demiş. Hemen bakalım. Karbon klor karbon hidrojen aynı iki element değil uygulanamaz. Karbon hidrojen, karbon hidrojen İlk kurala uyuyor. Basit e, formülüne bakalım. 2 bölü 6, sadeleştirdim 1 bölü 3. Buraya bakalım 3 bölü 8. Gördüğünüz gibi birbirinden farklı o zaman katlı oranlar kanunu uygulanabilir. Demir oksijen, demir oksijen birinci maddeye uyuyor. Basit formülüne bakalım. 2 bölü 3, 1 bölü 1. Dolayısıyla farklı olduğunu görebiliyoruz. Katlı oranlar kanunu uygulanabilir. Bakır, klor, bakır, oksijen aynı iki element değil. Katlı oranlar kanunu uygulanamaz. Azot, oksijen, azot, oksijen birinci maddeye uyuyor. Basit formülle bakalım. 1 bölü 1, 1 bölü 2. Basit formülleri de birbirinden farklı olduğu için katlı oranlar kanunu uygulanabilir. 1, 2, 3 tanesine katlı oranlar kanunu uygulanabilir diyoruz. Yani doğru cevap C seçeneği olacak. Yukarıdaki birleşiklerdeki karbon atomlarının kütlece yüzdelerinin büyükten küçüğe sıralanması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bu tip sorularda yapılacak işlem çok basit arkadaşlar. Bize neyi sordu? Karbon atomlarının kütlece yüzdesi. O zaman hidrojenleri eşitlediğimizde karbon sayılarına bakarak biz bu sıralamayı yapabiliriz. Hidrojenlerin sayısına bakıyorum. 4, 6, 8. Şuraya bir kez daha büyük büyük yazalım arkadaşlar. CH4, C2H6 ve C3H8. Ben 4, 6 ve 8'i hangi ortak sayıda eşitlerim? Tabii ki 24. O zaman burayı 6 ile genişletirim. Burayı 4 ile genişletirim. Burayı da 3 ile genişletirim. Genişletirken şunu unutmamamız gerekiyor. Biz sadece hidrojeni çarpmayacağız burada 6 ile. Karbonu da çarpmamız gerekiyor. O zaman C6 6 kere 1'den, 6 kere 4'ten de H24 diyorum. 4 kere 2 8 C8 4 kere 6 24 H24 diyorum. 3 kere 3 9 3 kere 8 H24 diyorum. Gördüğünüz gibi hidrojen miktarları aynı oldu. O zaman karbon miktarlarına bakarak kütlece yüzdelerini büyükten küçüğe sıralayabiliriz. Burada karbon en fazla 3'te, daha sonra 2'de, daha sonra 1'de. O zaman sıralamamız 3 2 1 şeklinde olmalıdır. Yani doğru cevabımıza baktığımızda arkadaşlar C seçeneği olduğunu görüyoruz. X ve Y'den oluşan iki bileşikten birinci bileşik kütlece yüzde %25 Y İkinci bileşik kütlece yüzde 40 x içerdiğine göre elementler arasındaki katlı oran hangisi olabilir? Yine birinci bileşik, ikinci bileşik diyelim. X ve Y diyelim arkadaşlar. Birinci bileşikte kütlece yüzde 25 Y var. Burası 25 gram olsa yüzde 75 yani 75 gram da X olmak zorunda. İkinci bileşikte kütlece yüzde 40 X varmış. O zaman yüzde 60'ı da Y olmak zorunda. Sadeleştirelim. 75 ve 25'i sadeleştirdiğimde 3 1 şeklinde olur. 40 ile 60'ı her ikisini 20'ye böldüğümde 2 ve 3 şeklinde olur. Yeniden yazacak olursam birinci bileşik, ikinci bileşik. X, Y diyorum arkadaşlar. X'in yerine 3, Y'nin yerine 1. X'in yerine 2, Y'nin yerine 3. Daha güzel oldu böyle. Ne diyor? Elementler arasında katlı oran. Elementler arasında katlı oran dediğinde elementlerden birini eşitleyeceğiz. Ve katlı orana bakacağız. Daha sonra diğer elementi eşitleyeceğiz ve katta orana bakacağız. Bu ikisinden birisi mutlaka cevapta yer alır. Ne yapalım burada? X'leri eşitleyebiliriz. Y'leri eşitleyebiliriz. X'leri eşitleyelim. O zaman burayı arkadaşlar 2 ile genişletiyorum. Burayı da 3 ile genişletiyorum. Bakın 3 ile genişletirken sadece X'i değil Y'yi çarpmayı unutmuyoruz. Hemen genişletelim. Şuraya yine birinci bileşik, ikinci bileşik diyorum. X ve Y diyorum. 2 kere 3, 6. 2 kere 1, 2. 3 kere 2 6. 3 kere 3 9 diyorum. Bak x'ler eşit. Y'ler arasındaki orana baktığımda ne olacaktır? 2 bölü 9. Hocam peki x'ler arasındaki oranı da vermiş olabilir. Tam tersi 9 bölü 2. Bu ikisinden biri mutlaka cevapta yer alacaktır olabilir dediği için baktığımızda 2 bölü 9'un yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yukarıda x ve y'den oluşan İki farklı bileşikteki element kütleleri ve formülleri verilmiştir. Buna göre M kaçtır? Şimdi baktığımızda birinci bileşin X3, Y4. Kütlesinin X'in 5, Y'nin de 8 olduğunu biliyoruz. Eğer bana atom kütleleri verilseydi zaten ben bu 5 bölü 8 oranını bulabilirdim. Çünkü formülü biliyorum. O halde birinci bileşikte 3 tane X bölü 4 tane Y dediğimde aslında biz burada X ve Y'nin atom kütlelerini bilseydik kütlece birleşme oranını bilmiş olurduk. E zaten kütlece birleşme oranı belli. 5 bölü 8. O zaman ben buraya ne yapabilirim? Eşitleyebilirim. 4 ile 8'i sadeleştiriyorum. 2. 3 ile 2'yi çarptım. 6. X bölü Y 5 bölü 6. Bu X bölü Y'yi X ve Y'nin oluşturduğu bütün bileşiklerde atom kütlesi oranı olarak kullanabilirim. Yine X ile Y'den oluşan bir bileşik. 2 tane X var. 3 tane Y var. Bu bileşikte X'in kütlesi M gram. Y'nin kütlesi 36 gram. Bakın x bölü y oranını biliyorum. 5 bölü 6 onun yerine yazalım. 2 çarpı 5 bölü 3 çarpı 6 diyorum. M bölü 36. 36 ile 6'yı sadeleştirdim. Burada 6 kaldı. 3 ile 6'yı sadeleştirdim. 2 kaldı. M buradan arkadaşlar 2 kere 5 10. 2 ile de çarptığında 20 olduğunu görüyorum. Demek ki burada M 20 gram olacaktır. Yani 20 gram olacaktır. Yani cevap E seçeneği şeklinde işaretlemeyi unuttuk. İşaretliyoruz. X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikten Y kütlesinin bileşik kütlesiyle değişim grafiği yanda verilmiştir. Birinci bileşiğin formülü xy 3 ise ikinci bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir demişim. Arkadaşlar baktığımızda birinci ve ikinci bileşik diyoruz. X ve Y diyoruz. Şimdi y'nin kütlesi belli. Birinci birleşikte kesişim noktasına baktığımızda y'nin kütlesi 1. Bir. Bileşiğin kütlesi 5 olduğuna göre 5'ten 1'i çıkartıyoruz. Bu da x'in kütlesini verecektir. İkinci birleşikte kesişim noktası burası. Y'nin kütlesi 2. Toplam bileşiğin 11 olduğuna göre 11'den 2'yi çıkartıyoruz. X'in kütlesi de 9 olacaktır. Birinci bileşiğin formülü x, 3'müş. İkinci bileşin formülü bilmiyorum. x'a A, Y, B şeklinde yazabilirim. Hocam biz buraya AB değil de CD yazsak olur mu? İstersen ev, istersen araba yaz. Hiç fark etmez arkadaşlar. Bulduğun sonuç değişmeyecektir. Baktığımızda birinci bileşikte bir tane X, 3 tane Y. Bana kütlece birleşme oranını verirdi atom kütlesini bilseydim. E kütle ve birleşme oranı belli zaten. 4 bölü 1 diyorum. Buradan X bölü Y 12 bölü 1 olacaktır. Bu oranı X ve Y'nin oluşturduğu bütün bileşiklerde kullanabilirim. O halde ikinci birleşiğimize baktığımızda A tane X, B tane Y var. Bunun kütlece birleşme oranı da belli. 9 bölü 2. E, X ve Y'nin atom kütleleri oranını 12 bölü 1 bulmuştum. Burada yerine yazıyorum. A 12 bölü B 1 eşittir 9 bölü 2 diyorum. Buradan işler dışlar çarpım yaptığımda A bölü B'yi 9 bölü 24 buluyorum. Sadeleştirme işlemi yaparsam 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 8. A bölü B'yi 3 bölü 8 buluyorum. Yani A gördüğüm yere 3, B gördüğüm yere 8 yazıyorum. X3, Y8 benim birleşimin formülü olacaktır. Baktığımızda doğru cevabın B seçeneği olduğunu görüyorum. Peki öğrendiklerimizi nasıl pekiştiriyoruz? Tabii ki arkadaşlar ödev kitabımızdan soruları çözerek kimyatik kitabımızda hemen size sayfaları söylüyorum. Bu sayfalardaki soruları çözüyorsunuz ve bakalım Konuları tam öğrenmiş misiniz yoksa eksik olduğunuz kısımlar var mı? Bunları tespit ediyoruz. Çünkü soru çözmek bunun için çok önemli. Eğer çözemediğimiz sorular hala varsa demek ki bir yerlere bir kez daha çalışmamız gerekiyor. Sayfa 104 ve 105'teki soruları bunun dışında kazanım sorularını hepsini çözüyoruz ve böylelikle öğrendiklerimizi pekiştirmiş oluyoruz. Temel düzey, orta düzey ve yeni nesil sorular olmak üzere Kitabımızda bu soruları çözüyoruz. Ödülcü sorumuza baktığımızda kapalı bir kapta 7 gram x 2 gram y'nin tam verimle tepkimesi sonucu 7 gram x 3 y 2 birleşiği oluşuyor diyor. Buna göre elementlerin kütlece birleşme oranı kaçtır? Bu soruyu mutlaka yorumlara cevabını yazın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.